When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your... Kafamdaki gezegenden herkese selamlar. Bugün bisikletle bir git gel yaklaşık 30 kilometre yapacağız. Nereye gideceğiz derseniz, benim de ilk defa duyduğum Lirboton antik kentine gideceğiz. Antalya merkezde yer alıyor ve Antalya'nın ilk arkeopark olma özelliği taşıyacak diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili görüşmeler yapılıyor. Arkeopark yapılması planlanıyor. Biz şimdi Erhan hocamla yola çıkıyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet, canavar bu. Bu benimki. Bununla şimdi yola koyulacağız. Evet, yola çıkma zamanı. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, Düden Şelalesi'nin oradan geçiyorsunuz. Burası için. Bakın şöyle. Burayı herkes bildiği için çekmeye gerek duymuyorum. Biz buradan devam edip Lirboton antik kentine gidiyoruz. Dış ses için kusura bakmayın. Bisikletin üstünde çekmeye çalışıyorum. Ama tabii ki görülesi yerlerden birisi burası da. Antalya'nın doğal güzelliklerinden bir tanesi. Burayı da görün derim. Evet, çok hızlı gidiyorum şu an, 6 kilometre hızla. Ama baya baya şehirden çıktık. Artık bildiğin köy gibi yere geldik. Arkadaşlar, baya baya şehirden çıktık. Kepez şehir merkezinden geçerek geldik zaten buraya. Şimdi burası benim de ilk defa duyduğum bir yer. Erhan hocam da ilk defa duymuş. Bu kadar tabii yukarıda olduğunu bilmiyorduk biz. Şimdi aşağıda bir mola verdik. Hemen antik kentin girişindeyiz. Yukarıya çıkıp size görüntüleri göstermeye çalışacağım. Arkeopark olmasındaki en büyük özelliklerden bir tanesi de zaten buranın dağınık bir yerleşime sahip olması. Şu an yani gelirken gördüğümüz kadarıyla bayağı bir dağınık yerleşime sahip. Biz şimdi yavaştan yukarıya çıkmaya çalışacağız. Üzerimizde hamlık da var. Bisikletleri belki üstümüzde taşıyacağız. Ya da bisikletler bizi taşıyacak. Bilemiyoruz artık. Şimdi yavaştan yola koyuluyoruz. Dümdüz yoldan geldik ama yukarıya kadar bisikletlerle çıkmaya çalışacağız. Orada görüşürüz. Arkadaşlar, bisikletten indik. Yorulduk çünkü birazcık da bu şekilde çıkıyoruz. Hamlık olduğu için artık biz bisikletleri taşıyoruz. Bakalım, yukarıya çıkan yol böyle. Aşağıya kadar asfalt zaten. Arkadaşlar, yukarıya çıktığınızda yerleşim planını göreceksiniz. Şuradayız şu anda. Çok büyük bir alan. Oradan siz değer biçebilirsiniz artık büyüklüğüne. Arkadaşlar, yukarıya ulaştık biz. Şu an Lirboton Kome antik kentinin giriş kısmındaki yapıları çekiyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Arkeopark yapılması planlanıyor bu bölgenin. Arkeopark nedir dersek de açık hava müzesi şeklinde düşünebilirsiniz. 2015 yılında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü önderliğinde burada çalışma başlatılmış. Proje başvurusu yapılmış. Şu anda da kabul edilmek üzereymiş sanırım. Çok da bilinen bir antik kent değil burası. Antalya'da yaşamama rağmen burayı ilk defa duydum. Çünkü ilk net çalışmalar 2015 yılında yapılmaya başlanmış. Onun için burayı da size göstermek istedim. Çok bilinen bir yer değil. Gayet güzel yapılar var. Yapıların büyük çoğunluğu Roma ve Bizans dönemine ait buradaki.
Yani Helenistik dönemden de eserler varmış ama büyük çoğunluğu Roma ve Bizans dönemine ait. Tabi eserlerin arasına kadar arabayla gelip görüyorlar. Yukarıya çok da arabayla çıkmanızı tavsiye etmem. Yol iyi değil. Yani bisiklet, motor tarzı şeylerle çıkabilirsiniz. Buraya bisikletle çıktık ama gerçekten iyi etmişiz dedim. Çünkü tam böyle bisiklet havası var şu anda. Şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum. Bir yandan da size bilgiler vermek istiyorum. Şöyle bisikletimi şuraya bir bırakayım. Bakın çalışmalar devam ettiği için hala her yapının önünde işte neyin ne olduğu yazmıyor. Zaten bazı yapılar henüz netleşmemiş. Ne olduğu netleşmemiş. Şurada bakın. Şöyle bir yapı var. Taş ortadan ikiye ayrılmış. Şöyle size şuradan bir Antalya manzarası göstermek istiyorum. Burası Antalya Varsak'ta yer alıyor. Şöyle yapıları göstereyim. Bu arada arkeopark olursa burası Antalya'da ilk olma özelliği taşıyacak. Şehrin yanı başında, yani Antalya merkeze çok yakın. Benim evime de zaten burası 15 kilometre gösteriyordu. Bisiklet için ideal olduğunu düşündük. Çıktık geldik. Arkeopark örneklerine bakacak olursak ilk örnekleri Adana'da, Diyarbakır'da mevcut. Arkadaşlar böyle yerlere gelecekseniz vallahi tam baharda geleceksiniz. Şu anda Mart'ın ortalarındayız. Tam havası böyle çiçek kokusu, işte arılar var, böyle çiçekler açmış, kuş sesleri. Tam mükemmel bir ortam var şu anda. Böyle yerler için bahar zamanı kesinlikle daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kule yazıtlarına göre burasının adı Lirboton Kome. Şimdi burası Perge'de bulunan yazıtlara göre ise Elai Baris, yani yağ çiftliği olarak anılıyor. Burada zeytinyağı üretiliyormuş daha önceden. Etrafı tarım arazisi olduğu için burada bunun üretimi yapılıyormuş ve Perge'nin önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş. Burası daha çok komarkers, yani muhtar tarzında birisinin yönettiği bir zeytinyağı üretim yeri. Perge'ye bağlı haliyle Perge'ye ekonomik olarak büyük katkı sağlamış. Vallahi eminim benim gibi böyle Antalya'da bu güzelliğin yanı başında yaşayıp da burayı hiç duymamış olanlar kesinlikle vardır. Benim amacım da bu. Böyle güzel yerleri, az bilinen yerleri tanıtıp göstermek. Tabii arada böyle şeyleri de görüyorsunuz. Her yerde olduğu gibi şişeler var. İşte bira şişeleri var. Ondan sonra kola şişeleri var, su şişeleri var. Oraları çok da göstermek istemedim size. Maalesef yine böyle yerlerin kıymeti bilinmiyor. Onun için benim şahsi fikrim bu tür yerlerin ücretli olması ve koruma altına alınması. Burada kutsal tanrı Apollon olarak kabul ediliyor. Hatta Apollon adına her yıl düzenli olarak zeytinyağı asadı festivali düzenleniyormuş. Şuraya bakın. Yani burayı şu anda tesadüfen gördüm. Ateş yakmışlar. Yazık. Burası büyük ihtimalle kilise. Bazı yapılar zaten açığa kavuşmamış. Henüz ne olduğu bilinmiyor. Ya gerçekten evime 15 kilometre olan böyle bir güzelliği nasıl duymamışım? Nasıl bilmiyorum. Hala aklım almıyor. Ama iyi ki böyle bir yapı var. Antalya'nın yeni güzel yüzlerinden birisi olacak bence. Kesinlikle burayı da görün diyeceğim. Burası Antalya Kepez'e bağlı Varsak mahallesinde yer alıyor. Varsak adından bahsetmem gerekirse 15. yüzyılda Üçok boyundan Tatar Serdarı Baçuhan'ın 6 oğlundan biri olan Varsak Bey tarafından almış. O gün bugündür adı Varsak olarak anılıyor. Tabi sonradan yoğun göçle birlikte artık yerleşim tamamen Varsak Mahallesi olarak anılmaya başlanmış. Burada bir sarnıç daha var. Zaten 100'e yakın sarnıç olduğunu söyledim. Thank you.
Burası yüksek bir dağın üzerine konuşlanmış birçok entegre işliğe sahip bir antik kent. Bu da gösteriyor ki yüksek bir yağ üretimi yapılıyormuş burada. Yaşanmışlığa dair birçok iz de mevcut. Daha önce de dediğim gibi 100 kadar sarnıç, 80 tane mezar, 4 kilise, çeşitli yapıda konutlar, bütün bunlar burada yaşanmışlığın izlerini taşımaktadır. Aynı zamanda döşeme altından Perge'ye giderkenki imparator yolu, yani Via Sebaste olarak geçiyor bu, buradan geçtiği belirtilmiş. Sahildeki birçok yapının geliri buradaki yağ üretiminden sağlanmış. Arkadaşlar, şimdiye dek buradan 30'a yakın yazıt çıkarılmış. Yazıtların çoğu kuleden çıkmış. Diğerleri mezarlardan ve kiliselerden çıkmış. Ha, bakın mesela burası bir zeytinyağı entegre, yani zeytinyağının çıkarıldığı taşlardan birisi bu. Şu taşların hepsi zeytinyağı çıkarmada kullanılıyormuş. Burada bu taştan zeytinyağı elde edildikten sonra da akıtıldığı kısım burası diye düşünüyorum zeytinyağının. Sonra burada da depolama işlemi yapılıyordur diye düşünüyorum. Ya da diğer tarafta. Arkadaşlar, burada ilk çalışmalar 1910 yılında yapılmış. Daha sonrasında ikinci çalışma ise 1926 yılında yapılmış. Ama asıl önemli çalışma 1995 yılında arkeolog Nevzat Çelik tarafından yapılmış ve koruma önerisinde bulunulmuş burası için. 1995 yılından sonra tabii ki çeşitli çalışmalar yapılmış ama asıl mevzu, yani arkeopark olma mevzusu 2015 yılından sonra ortaya atılmış ve Antalya için kültürel bir doku olması planlandığından dolayı böyle bir proje sunulmuş. Şu anda da büyük ihtimalle zaten burası Antalya'nın ilk arkeoparkı olacak ve inşallah gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarılacak. Ayrıca burası arkeopark olduktan sonra eskideki zeytinyağı üretiminin canlandırılması da planlanıyor. Burada şöyle güzel bir yapı var ama ne olduğunu kestiremiyorum. Evet Erhan hocam, ne düşünüyorsun burası hakkında? Hayranlık sadece. Değil mi? Antalya'da yaşayıp da görmemiş olmak çok üzücü ya. Gerçekten vallahi ben nasıl göremedim, nasıl gelemedim, nasıl duyamadım hala inanamıyorum. Ayrıca bisiklet için de gerçekten muhteşem burası ya. Yani bakın, biz bisikletlerimizi aldık şöyle. Şöyle geziyoruz. Ortam harika, hava muhteşem. Bildiğin açık hava müzesi ya. Gerçekten şimdiden arkeopark yani burası. Burayı görmeyecekseniz de nereyi göreceksiniz? Değil mi Erhan hocam? Kesinlikle. Erhan hocam konuşamıyor. Çünkü neyi tutuldu diyorlardı. Nutku tutuldu mu? Kesinlikle. Yani. Gerçekten hayran kaldık ya. Şurası da herhalde bir kilise mi acaba? Biz de her gördüğümüzde kilise diyoruz. Çünkü yeni tanınmakta olan bir yer olduğu için. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar, buraya daha önceden gelen birilerine rastladık. Onlar da dedi ki şu ilerideki kayayı gösterdi. Ağlayan kayaymış. Bu yaz kış önünden su eksik olmuyormuş anlatılana göre. Bir bakacağım şimdi var mı. Yani kral mezarı da buradaymış. Bakalım. Kaya ağlıyor mu? Pardon, önünden mi dedi, içinden mi dedi? İçinden olabilir. Aa, hakikaten su var. Ama yazında olur mu acaba? Çünkü bir yerden beslenmiyor bu.
Bir sisteme göre mi yapılmış acaba? Hiçbir bilgim yok. Anlatılan kral mezarı bu arkadaşlar. Şöyle biraz geriden çekeyim size. Anlatılan kral mezarı bu arkadaşlar. Şu açıdan göstermiş olayım size. Ama yapı olarak güzel, evet. Te içindeki su nasıl yaz kış eksik olmuyor bilmiyorum. Tamam, şimdi 3-5 gün önce yağmur yağdı. Belki ondan kalan bir sudur içindeki, ama yazında var mı bilmiyorum. Gelip bir bakmak lazım. Arkadaşlar biz bayağı bir gezdik burayı. Bisikletler sayesinde de işimiz rahatladı aslında. Çünkü bisiklet içinde gerçekten güzel bir ortam burası. Şimdi gezimiz burada bitti. Buradan sonra şimdi biraz dinleneceğiz. Daha sonra dönüşe geçeceğiz artık. Çünkü şehir merkezinden geldik. Tekrar oraya geri döneceğiz. Özetlemem gerekirse, yani gerçekten bir kafamdaki gezegen atasözü der ki burayı kesinlikle görmelisiniz. Yani o kesinlikle lafından şaşmıyorum. Çünkü burası görmeniz gereken bir yer. Antalya'nın hemen yanı başında. Özellikle Antalya'da yaşayanlar izliyorsa, Antalya merkezdeyseniz veya yakın çevresindeyseniz buraya mutlaka gelin derim. Çoluk çocuk da gelebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Çünkü çoluk çocuğun da böyle rahatça koşup oynayabileceği bir ortam var. Tabi taşlık alan da var. Dikkatli olduğunuz sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onun dışında yolundan bahsedersem, tepenin hemen aşağısına kadar asfalt yoldan geliyorsunuz zaten. Yukarıya sadece 200 metre biraz bozuk bir yol var. Aracınızın bir yerde sadece altı vurabilir belki. Ama onun dışında yukarıya kadar arabayla çıkabiliyorsunuz. Arkeopark olduktan sonra burası kesinlikle bence ücretli olacak artık. İnşallah yakın zamanda burası da korumaya alınacaktır. Videomu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle az bilinen yerler için takipte kalmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.